Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte böyle bir sohbet videosu çekmek istiyorum. İçeceğimi de alayım. Tam bir sohbet olsun. Uzun bir süredir zaten aklımda olan ve uzun bir süredir uğraştığım bir süreçten olumlu bir yanıt aldığım için artık sizinle de paylaşabileceğimi düşündüğüm bir konu var. Daha önceden takip eden insanlar da beni az çok tanıyordur. 16 yaşımdan beri hayalim olan bir şeyi yaptım. Zaten yani başlıkta yazıyordur. Çok da heyecanlandırmamın bir anlamı yok. Ben uzun bir süredir mimarlık eğitimini İtalya'da almak istiyordum. Ve Covid dolayısıyla da bunu birazcık askıya almak zorunda kalmıştım. Bir de zaten hani biliyorsunuz bu ekonomik olarak Türkiye'nin kur değişimi çok oldu. Euro olsun, dolar olsun hepsi çok arttı. O yüzden bir tık sıkıntılı bir süreçti ve hani bu pandemiden dolayı dünyanın nereye gittiği çok belli değildi. O yüzden ben daha çok hani yurt dışına askıya alıp MKS'ye çalıştım. Ve hani bir senedir de biliyorsunuz Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık okuyordum. Ancak bu yıl böyle bir fırsatım oldu. Yani geçen seneden giren birkaç arkadaşım oldu İtalya'daki mimarlık sınavına. Bayağı hani olumlu sonuçlar aldılar vesaire. Ben de bu sene şansımı denemek istedim açıkçası. Geçen sene şöyle bir sıkıntı vardı. Bana hani danışman tutmadan bu sınava kazanma ihtimalim, başvurma ihtimalim olmadığını söylediler. İşte İtalyanca belgeleri vesaire başvuruların genel olarak istenilen koşulları İtalyanca bir şekilde yazılıyor. O yüzden anlayamazsın, kendi başına yapamazsın falan demişlerdi diğer okulumuza konferans vermek için gelen danışmanlar vesaire. Bu yüzden benim de birazcık hevesim kırılmıştı ve başvurmamıştım, yapamam diye düşünüp bırakmıştım geçen sene. Bu yıl dedim ki hani neden yapamayayım, yani yapabilen var, kendi kendine başvuran insanlar da var. Yani benim ne eksiğim var dedim ve başvurdum. Bu süreci de yani tamamen kendi başıma yürüttüm. Kendi başıma halledebildim. Ve sınava girdim. 27 ve 28 Temmuz'da iki sınava girdim. Biri Politecnico di Milano, biri de Politecnico di Torino. İkisi de İtalya'daki en iyi iki teknik üniversite. Biri isminden de anlayacağınız üzere Milano'da, diğeri de Torino'da. Sonuçları geldi. Milano'dan şu an hala bekleme listesindeyim ama Torino'dan kabul geldi. Yani aslında puanlarım da oldukça iyiydi. Yani geçen seneye kıyaslarsak minimum puanla girişlere bakıldığında ikisinde de yukarıdayım ama yani bu sene bayağı bir talep olduğu için şu an için Milano'da en azından bekleme listesindeyim ama belli de olmaz. Belki hani sonraki turlarda girebilirim ama şu an için planım Milano değil, daha çok Torino. Politecnico di Torino Üniversitesi'nde mimarlık fakültesinden kabul aldım. Başvurumu yaptım. Şimdi vize başvurularımı da hallettim. Yani vizemin gelmesini bekliyorum açıkçası. Biliyorsunuz bir tane marka oluşturmuştum işte bu portfolyoma koyabilmek için vesaire. Bir sürü olay vardı kafamda 16 yaşımdayken. Sonra birazcık gerçeklerle yüzleşince dedim ki herhalde başaramayacağım vesaire. Pes ettim gibi gözüktü. Ama aslında hala böyle içime sinmeyen, böyle bir rahat olamadığım bir şey vardı. Hani denememiş olmanın verdiği vicdan azabı vardı en azından. Denemek istedim ve gerçekten başarabileceğimi gördüm. Bunun da birazcık sizi motive etmesini istiyorum. Çünkü benim üniversite sınav sonucumu da izleyebilirsiniz yani. Buraya bırakırım, bu taraftaydı diye hatırlıyorum. Yani beklediğim gibi bir sonuç alamadım. TYT'min kötü gelmesinden ötürü. Bayağı bir hayal kırıklığına uğramıştım. Yani Yeditepe çok güzel bir üniversite. Ona hiçbir lafım yok ama benim hayal üniversitem İTÜ'ydü Türkiye'de. Olmadığı için oldukça üzülmüştüm ve hani devlet üniversitesine gidip okumak istiyordum. Bayağı az kaldı gitmeme. Günlerden 23 Ağustos, yani yaklaşık 2,5-3 hafta gibi bir sürem var. Şimdi vizemin gelmesini bekliyorum. Bu arada şey, hani merak ederseniz falan diye okulun fotoğraflarını da koyarım. Mimarlık kampüsünün gerçek oldukça güzel bir okul ve dünya sıralamasında olan bir okul. Yani mimarlıkta oldukça da iyi bir üniversite. Ve İtalya'da eğitim ücreti gerçekten oldukça düşük. Benim okulum devlet üniversitesi. Yıllık 2700 euro gibi bir ücreti var. Yani bu 27 bin lira etse bile benim zaten Yeditepe'de %50 bursa okuma fiyatıma denk düşüyor. Bu yüzden aslında hiçbir şey. Sadece hani yaşamak için harcanan para bir tık fazla oluyor tabii ki Türkiye'ye kıyasla. Orada aylık 1000 euro harcarsanız burada 10 bin lira ediyor. O konuda birazcık hani dertliyim ama şöyle de bir fırsat var. Mesela ben burada KYK bursuna başvurmuştum. KYK'dan aylık 650 lira alabiliyorsunuz. Ama işte bu genel olarak
geri ödemeli çıkıyor. Yani bana öyle çıktı en azından. Ve hani siz bunu eğitim süreniz bittikten sonra geri devlete ödemek zorunda kalıyorsunuz. İtalya'da ise Edisu bursu diye bir burs var. İtalya'nın verdiği. Geri ödemesiz okulunuzun ücretini karşıladığı, işte Edisu'nun yurtlarında kalabilme fırsatı verdiği, günlük yemek ücretinizi karşılayan vesaire böyle çok fazla seçeneği olan, size gerçekten orada yaşayabilmeniz için yardım eden, yurt dışından da öğrencilerin gelmesini teşvik edecek bir burs aslında ve geri ödemesiz. Bu da çok büyük bir avantaj. Şimdi de bu burs için olan gerekli belgeleri toplamaya çalışıyorum. Bu videoda asıl bunların nasıl yapıldığını çok anlatmaktansa bilgilendirmek istedim sizi. Uzun bir süredir de YouTube'a video atamamamın sebebi sınava başvuru süreci, sınava çalışma süreci vesaireydi. Bu başvuru sürecinde gereken evrakları eğer isterseniz danışmansız nasıl yapılabileceğini anlatmak isterim size. Merak ederseniz vesaire yorumlar kısmından iletişim kurabiliriz bu konuda da. Öyle. Şimdi İtalya'ya gideceğim. İtalya'da üniversite 3 senelik bu arada. 4 sene değil. Ama bu 3 seneyi tamamladıktan sonra 2 senede master yapmanız gerekiyor. Çünkü ön mimar olmuş oluyorsunuz tam olarak. Yani mimar olmuş sayılmıyorsunuz. O yüzden 2 senede yüksek lisans yapmanız gerektiğini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Onun dışında yani bilmiyorum çok fazla size dillendirmedim, nazar değecek diye çok korktum. Çünkü çok fazla aksilik başıma geldi ve bayağı bir zor bir süreç geçirdim. O yüzden olabildiğince her şey netleşene, her şey aslında şu an bile tam netleşmedi. Yani daha vizem gelmedi. Hatta geçen İtalyan konsolosluğundan arayıp şu belgeleriniz eksik diye bana haber verdiler. Onları yolladım ama inşallah ulaşmıştır. İnşallah bir sıkıntı olmamıştır. O yüzden böyle çok dillendirmek istemedim açıkçası. Şimdi az çok netleştiği için sizinle de paylaşmak istedim. Yeni bir serüvene çıkacağım için ama gerçekten hala idrak edemiyorum. Yani gerçekten böyle çok yıllardır istediğim bir şey gerçek oldu ve gerçek olduğuna inanmakta zorlanıyorum. Türkiye'de bu Covid durumları falan bayağı bir sıkıntılı olduğumuz için hani açılacak dense de okulların sonrasında kapanacağını düşündüğüm için bir senemi daha heba etmek istemedim online eğitimde. Çünkü gerçekten online eğitimin bana çok bir şey kattığını düşünmüyorum. Bu arada Yeditepe'yi ne yapacaksın diye soracak olursanız benim anladığım kadarıyla yani internette öyle yazıyordu. Bir dönemlik dondurma hakkı veriyorlarmış galiba ücretsiz bir şekilde. Bir okula gidip bunu kullanmayı deneyeceğim. Eğer olmazsa yani bir dönem donduracağım. Eğer her şey yolunda giderse kaydımı sildireceğim ama eğer direkt başta da ücret talep ederlerse dondurmak için okula, o zaman direkt kaydımı sileceğim. Şu an onun nereye gittiğini çok bilmiyorum. İnşallah bir sorun yaşamadan bu arada hani İtalya'da okumaya full devam edebilirim. Çünkü yani İtalya'da bir üniversiteden mimarlık mezunu olarak çıkmak bence çok daha büyük bir avantaj. Bu şekilde daha detaylı bir video çekebilirim ama çok uzatmak istemiyorum genel olarak. Çünkü şu an bile 13 dakika boyunca konuşmuşum ama aslında hiçbir şey konuşmamış gibi hissediyorum. Yeni bir maceraya atılıyorum. Sizinle birlikte bu macerayı tecrübe ederiz diye düşünüyorum. Umarım size de yardımcı olan bir video olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa vesaire yorumlara yazarsanız eğer isterseniz bir sonraki videoda bu tarz böyle başvuru sürecini nasıl yapabilirsiniz, gerekli evraklar nedir vesaire bu tarz bir video çekebilirim. Bu arada bir de sınavdan bahsedeyim. Sınav üniversite sınavına benzer matematik fiziği. Hatta böyle TYT kıvamında 4 tane matematik, 4 tane fizik sorusu içeriyor. Gerçekten oldukça kolay TYT soruları. Sadece hani soruların soru şu şekilde İngilizce dilinde oluyor. Yani tabii İtalyancanız varsa İtalyancasını da seçebilirsiniz ama çok zannetmiyorum. Onun dışında genel kültür soruları var. Sanat tarihi, yani tarih soruları ve sanat tarihi olan sorular var. Mimari şeylerin sorulduğu bir kısım var. Yani şey gibi, işte mimari bir binanın kesidinin görünüşü nasıl olur tarzı sorular böyle. Yukarıdan kesildiğinde gözüken şey nasıl olur ya da bu evin planı hangisidir sizce falan tarzı sorular vardı. Onun dışında bir de mantık soruları vardı. Genel olarak sınav bu şekilde. Yani birazcık daha genel kültürünüzün, tarih bilginin, sanat tarihi bilginizin falan ölçüldüğü bir sınav. İnternetten de bu arada örneklerine ulaşabilirsiniz. Hani İtalya'nın devlet sınavı falan filan yazarsanız bulabileceğinizi düşünüyorum. Yani birazcık araştırmanız gerekir tabii ama ben oradan hazırlanmıştım. Umarım size faydam dokunabilmiştir. Bayağı da video çekmediğim için birazcık utandım, çekindim. Ne kadar konuşacağımı da kestiremedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip aşağıdan abone olursanız benimle birlikte İtalya'da yaşadığım serüvene katılabilirsiniz. Ayrıca Instagram'ımı da açıklamalar kısmındaki linkten
ulaşabilirsiniz. Oradan da yine aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyorum. Oradan da benim hesabıma erişebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.